Süper Dayı. Arkadaşlar, arkadaşlar, Metomuk, selamın aleyküm. Geceler seni affetmez. Geçip eğlenirken seni bekleyen çocuk. Ben deriyip giderken buna şahit dostum. Eğer ben seni affetsem. Geceler... Dayı Sasuke, dayı, dayı. Eğlenirken seni bekleyen o çocuk affetmez. Ben eriyip giderken buna şahit dostlarım affetmez. Dedim keşke böyle yapmasaydım. Duygularım yarım kalmasaydı. Evet arkadaşlar. Ön tarafta ön tarafta bir şey olmadan platformda en uzun tutunan yayıncı olarak hoş geldiniz yayınıma. Aslında unutmak kolay. Özlemek diye bir şey çok... Donuyor mu gerçekten? Donuyor mu? Metomuk abi hoş geldin. Metomuk. Dün Metomuk'la... Metomuk abiyle beraber İlahi Celi'nin yayınındaydık. Misafir yayınında. İlahi Celi kafasını duvara vurdu. Biliyorsunuz arkadaşlar kafası yarıldı. Şeyma Mesutoğlu'na olan evlilik teklifi reddedildiği için. Çok üzüldüm ben de bu durumdan dolayı. Şeyma'yı cezalandırmaya karar verdim. Ali ile konuşuyorum şu anda. Çok enteresan işler oluyor gerçekten platformda. TikTok'ta. Allah sonumuzu hayır etsin. Allah sonumuzu hayır etsin. Şaka maka. 3 sene olacak Kasım ayında. Gerçi Kasım'a daha çok var ama. Biliyorsunuz değil mi? İyi yayınlar bu arada yazmış biri. Sağ olun. Turan Bey. Evet bakın görüyor musunuz? Bakın. Ne kadar balık alırsam alayım. Ne kadar hediye alırsam alayım. Bakın yine 7'deyim. Yine 7'nin sıradayım. Bir şekilde hep 7'deyim. Yani az da alsam, çok da alsam, TikTok Live de alsam bir şekilde hep 7'deyim arkadaşlar. Demek ki bu benim kaderim. Demek ki bu benim kaderim. Bu arada... galiba Star TV'de yayınlanan bir dizi varmış arkadaşlar. Kızılcık Şerbeti mi ne? O Kızılcık Şerbeti dizisinde orada bir kadın oyuncu, bir kadın karakter. Kimse bizden çalamaz demiş. Romeo Juliet abi hoş geldin. Balık alabilir miyim bir tane? Teşekkür ederim. Kimse bizden çalamaz demiş. Oradaki bir hanım karakter. Show TV'de miydi o dizi? Nerede o dizi? Kendisini kınıyorum. Koçero mu? Koçero dur yapma. Metomuk! Gördünüz mü siz böyle bir şey? İzleyen var mı o diziyi? Kimse bizden çalamaz dediler mi dizide gerçekten? Öyle bir görüntü var mı? Romeo Juliet! Aa bu çok güzel oluyormuş böyle balıktan sonra. Dayı! Bu şekilde follow edersiniz. Lütfen. Evet. evet. Dedim hakikaten. Tamam doğrudur. Ben görmedim ama bana yazdılar Twitter'da. Az önceki kadın kimse bizden çalamaz dedi diye. Ben de o diziye mesaj attım. Yapımcısına. Bakalım Allah sonumuzu hayır etsin. Evet benimki yayını açmış. Tatlı Fatoş. Rocky 4 vardı hatırlıyor musun Afet Rocky 4'ü? Orada bir boksör vardı Drago. Ivan Drago. Aynı o gibi olmuşsun. Rus boksör. Sylvester'in dövdüğü. Sen daha aynı gün şeye benzemişsin. Adlen Arşt'a benzemişsin. Kime? Adlen Arşt'a benzemişsin. Ne alakası var şimdi? Ne alakası var bunun? Ne yapmışsın yanaklarına falan botoks malukası bilmiyorum ona benzettim. Hayır hiçbir şey yapmadım. Halıntı Afet. Halıntı'a benziyorsun şu an. Halıntı. Halıntı biliyor musun? Bir tek eşarpını eksik. Eşarpını taktı da bak benziyorsun. Bir de al sigarayı şöyle yap eline. Aa ne yapıyor bak bak. Şimdi ne bu yapayım? Güzelleşti arkadaşlar. Estetik operasyonlar geçirdi. Bir kendine böyle bir özgüven geldi o anlamda. Artık oğlum, daha sen fazla... Sen niye son günlerde böyle ben alttan alttan sürekli kıskanıyorsun? Güzelleşti. Kim kıskanıyor seni? Ne kıskanacağım lan seni? Evet alttan alttan böyle bir kıskanmasaydım. Güzelleşti. Ne yapayım eski kısım çirkin mi kalsaydım? Hep her lafına güzelleştin eski... Sana eski, tek bir şey söylüyorum dinle. Şurasının orta! Şurasının orta! Arkadaşlar güzel olmuş mu saçı? Ne diyorsunuz? Yine 9'a düştüm ya. Nasılsın Afet? Nasıl gidiyor? İyiyim teşekkürler. Sizi sormalı. Uzun zaman oldu görüşemiyoruz. Evet uzun süredir yapmadık seninle.
Suda diye bir teşekkürler. Arabi at bir şuraya üniversite Suda da aşkım. Kaç ay oldu yapmayalı? Vallahi aşkım beni biliyorsun yani ben beni ilgisiz bırakırsan hemen giderim başkalarına aşkım. Ben öyleyim yani. Benim evet. Aynen öyle maşallah. Sen hemen gider kendimi başka yerde okşatırım yani. Bu işler böyle hayatım. Artık eskiden çirkin ve aptaldım ama artık hem güzelleştim hem akıllandım. Artık eski afiyet yok senin karşında. Eskiden hem aptaldım hem çirkindim. Artık şimdi hem güzel ve aptal mısın? Nesin şu an? Şu an hem güzelim hem akıllıyım. Artık güzelliğimi, dişiliğimi kullanmaya karar verdim. Senin gibi aptal erkeklere karşı. Seni bekleyecektim mi hayatım? Arkadaşlar iki katı. Seni bekleyecektim. Ne bekliyordun? İşte böyle sizler erkeğiniz zorunuza gidiyor değil mi? Sizi önemsemeyince. Sevmeyince zorunuza gidiyor. Zamanında aynen severken, öyle. İki katı. Güzel şey söylerken düşünmüyordun değil mi? İşte zorunuza gider ve güzelleşince akıllanınca kadın o zaman zorunuza gider. Zoruma gidiyor çok. Çok güzelleşmişsin. Gerçekten neydi zoruma bence gidiyor. De. Daha bunlar iyi günlerim. Dur bekle. Daha neler olacak? Dur. Daha da mı güzelleşeceksin? Ne olacak da? Tabii. Daha da güzelleşeceğim. Kestireceğim. Ne? Kendime çok güzel bir mis gibi taze hiç yerememiş bir tane putka yapacağım. Sen arasından çatlayacaksın. İşte böyle bir şey yaparsan deliririm gerçekten. Evet delirsin. Bunu kaldıramam. Yaptırmadım nereden biliyorsun? Allah Allah. Bence bir sarışınlar çat çat. Yaptırmazsın be. Bence bir yakınlaşıp da bir bakman lazım. Bir el atman lazım bence. Yaptırmadın tövbe estağfurullah. Mi? Bugün senin doğum günün mü Afet? Bence evet bugün doğum günüm aşkolar. Gerçekten mi? Evet. Yalan konuşma lan. Gerçekten mi? Ay niye yalan konuşayım? Doğum günüm ben mi söyledim? Sanki söylemedik mi? Sen şey yapmasın. Sen balık burcu musun? Balık burcu musun? Evet aşkım yanlış anlamasını da söylemedim. Şimdi hediye için yapıyor derler diye. Bugün doğum günüm. Vay! Vay! Teşekkürler. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Sana bir doğum günü hediyesi vereyim mi? Yıllardır bekliyordum bunu. İster misin bugün? Yok eskidemiş artık yeni şeyler istiyorum. Emin misin? Eminim. Aşkım senin üstüne çok sular akka. Doğum günü hediyesi istemediğine. Senin üstüne çok sular akka. Ay Nurullah kocacığım geldi. Nurullah kocam teşekkürler. Nurullah mı? Nurullah! Nurullah! Nurullah. Yakışıyor mu lan sana? Nurullah Aklı Minço'da kimde var? Nurullah Aklı Minço kimde var? İyi ki doğdun Afet. Nurullah Aklı teşekkürler. Kaç oldun Afet? Kaç oldun? 52-53 oldun mu? Yaşa kaç bakma oldun sen. Söyle. Yaşımın önemi var. Gel başa bak. Tövbe estağfurullah. Hakikaten kaç oldun söyle. Sana ne ya? Sen en küçüğüm olduk. En küçük oldum kesin. Allah aşkına. Platformda 3 tane yaş var arkadaşlar. 4 tane. Onur mu gençtiriyor? Yaş kolay ben mi gençtiriyorum? Bir söyleyeyim bakayım. Onur tabii ki ben gençtiriyorum. Abartma lan. O kadar da değil. Abartma. Ay pes. Gerçekten. Şöyle senin yan yana gelsin. Arkadaşlar bak. Şöyle seni ikimiz de tanımaz. Valla bir gitsek derler ki benim kız kardeşim diye sorarlar benim için. Valla yani gerçekten. Sen beni yakından görmedin. Yakından kim sorar? Benim kız kardeşim diye mi sorarlar? Yok anasının gözü. Eşiniz mi diye sorarlar? Pardon, tamam, arkadaşlar lütfen dürüstçe aşağıya herkes yazabilir mi? Kim daha genç duruyor? Ben gençtim. Abi pusu yemeyelim 12'ye düştüm lan. Armağan olur. Lan 7 güzeldi be. Geceleri yavru kurtları değil avcı kurt. Ne? Destek çıkmazsınız öldükten sonra kıymetimi anlarsınız anca. Bir doğum günü de bari destek çıkın Allah aşkına. Ölsek o zaman anlarsınız kıymetimi. Doğum günü bir doğum günü de şeyler yapın. Dayı hoş geldin. Doğru söylüyorsun. Tatlı Fatoş teşekkür ederim. Tatlı Fatoş. Kız doğum günü hiçbir seveni yokmuş benim Allah aşkına. Tatlı Fatoş teşekkür ederim. 11 saniye kaldı. Kız vurun Farkas. Afet bir isteğin. Doğum gününde bari bir pek alayım şundan. Pes, bir isteğin var mı benden doğum gününde? Yok ne isteğim olsun. İstedik ne oldu bugüne kadar? Ay Nur'u Allah dedim teşekkürler. Allah belanı ver. Yendin mi lan? Yendin mi? İşte. Nurullah senin kıza geldi. Lan Nurullah kahpeti niye pusu atıyorsun? Kocamla öyle konuşamazsın. Gel iki atayım sana. Ne abi çıkar mısın yayından lütfen? Bana karşı atıp atıp burada adını gösterme ya. Kocamla öyle konuşamazsın. Erkan abi hoş geldin. TikTok gibi basıyor 12'de. Ondan sonra buraya gir çık yapıyor kontrolü. Şey yazın. Nurullah'ın minçosu yazıp kalp koyun. Aşk olar. Nurullah neyin peşindesin lan sen? Serkan abi hoş geldin. Balığı sal ya tesadüf. Serkan abi. Afet. Afetciğim. Var mı parti? Doğum günü partisi var mı? Vallahi bilmiyorum ki ya. Bugün gününüzden biraz kutladık ama işte akşam ne bilmiyoruz. Doğru söyle var mı? Tesadüf! Afetciğim eğer doğum gününde bir parti veya kutlama yoksa bir pasta gönderebilirim sana. Yok teşekkürler. Senin pastana ihtiyacım yok.
Peki ne yapayım bilmiyorum. O zaman bizi şöyle bir yan yana görsünler be insanlar. Ne kadar? Bakalım hangimiz daha güzeliz. Bekle. Geceleri yavru kurtlar değil, avcı kurtlar gibi. Üç katı, üç katı, üç katı. Üç katı atsanıza. Kahpeler, kahpeler atsanıza. 9999 istiyor. Atsanıza. Metamuk. Minçosunu yedim. Metamuk. Minçosunu yedim. Üç katı. Aslandan kurban olmaz. Tesadüf. Abi üç kat Allah kahretsin ya. Allah kahretsin üç katı be. Üç katı. Üç katı. Görsün Allah aşkına. Ne oldu lan? Ne oldu? Bir kez bansınız kız. Ne oldu, beğendin mi beni böyle? Oğlum niye bu akşam sürekli seni beğenmeme çalışıyorsun? Beğenmiyorum artık, sevmiyorum seni. Niye beğenmeyi sürekli istiyorsun? Beğenmiyorum işte, zorlama artık. Esin'i beğendin de ne oldu? Ha? Esin'i beğendik de ne oldu? Saksocu. Lan! Zorla beğendik. Yapma. Sen orada çakırsın. Beğendi mi, beğendi mi? Niye? Benim seni beğenmem çok mu önemli? Ha? Zamanında güzel şeyler söyledik de ne oldu? Benim seni beğenmem çok mu önemli? Karı olacaktım var ya, birden aşağıya hiçbir zaman düşmezdim. Erkek halimle bu kadar yedideyim. Uf. Sence kız olsaydım ne mesleğim olurdu Afet? Sakın. Güzel bir şey söyle. Merak ediyorum ne düşündüğünü. Sen kendini gayet iyi biliyorsun. Zaten bana niye soruyorsun? Kız olmana gerek evet, yok. Bu şekilde gayet malı götürüyorsun. Düzgün konuş. Düzgün konuş. Ahlakımızı bozmayalım. Hakan Bey sağ olun. Gözlük atanlarla ve para yağmuru atanlarla kendi evimde görüşüyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Afet'in doğum günü bugün. İyi ki doğdun Afet. Kendisine şey hediye olarak sundum. Bu arada kızı hop da bu şekilde. Neyse bir şey demiyorum, vazgeçtim. Çok teşekkürler doğum günü kutladığınız için. Ay, ne? Doğum günüm. Vazgeçtim, bir şey diyecektim de. Söyle, bir şey olmaz. Söyle, içinde kalmasın. Yok yok, vazgeçtim. Eno sağ ol. Abi gözlükleri sarın. Romeo Juliet abi hoş geldin. Girip girip çıkıyorsun. Balığını yediğim. Balığını yediğim. Bugün benim de doğum günüm. Kutladım oğlum. Kimin doğum? Bugün Eşref'in de doğum günü. Eşref! Bir gel seni de göstereyim. Doğum günü. Senin de doğum günü. Bu kim ayol? Bu kim? Aa, tesadüf. Romeo Juliet! Tesadüf. Hayat tesadüf. Erkan abi ne yapıyorsun? Ne, senin abinse benim de kocam. Niye tanıştık onu? Tamam doğru söylüyorsun. Bir şey demiyorum. Gel seni göstereyim. Teşekkürler. Bu ne tesadüf? Bu ne tesadüf? Romeo Juliet! Afet. Bu ne tesadüf? Benim bir arkadaşım var. Onun da doğum günü bugün. Yanında çocuk gerçekten. O da bir göstereyim onu, olur mu? Hakaret etme ama. Tamam göstermiş, fark etme. Bir şey olmaz, korkma lan. Ne olacak, doğum günün kutlu olsun diyeceğim. Arkadaşlar Eşref'in doğum günü. Kutlu olsun Eşref. Aslan geldi lan. Romeo Juliet. Geceleri yavru kurtlar değil, avcı kurtlar gece. Eşref de pek tatlıymış. Bir daha sana doğum günü hediyesi alacağım. Sana doğum günü hediyesi alacağım lan. Şok marketten 20 tane cips. Doğum günü hediyesi sana. 300 tane de gofret. Romeo Juliet! Erkan abi teşekkür ederim. Afet'in doğum gününü kutladığın için. Afet ne yaparsa yapsın, bize nasıl hakaret ederse etsin, kalbimizde yeri ayrı olan birisi. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Onun... Bir dakika. Tesadüfçüm, çok teşekkürler. Bir şey söyleyeceğim. Doğum günü kutlu olsun Afet. Bugün doğum günü falan değil, kandırdım hepinizi. Bu hayatta kahpe olacaksın. İyi insanlar kimse. Yemin et. Tabii ki değil. Doğum günü değil mi harbiden? Değil tabii ki ya. Chat uydurdu. Gerçekten mi lan? Gerçekten. Ver 20K'ya gireyim. Ondan sonra bir şey diyeceğim. Uzun zaman olmuş. Görüşmek. Doğum günü değil mi harbiden? Allah seni kahretsin lan. Şey Allah seni kahretsin. İlk uzun zamandır ilk defa yayın yapmışık gelmiş. Karına da güvenemiyordum zaten, buna da güvenemeyeceğim artık. Ben yine bir dakika bir şey söylüyorum. Ondan sonra seni sevmenin ben seviyorsun. İlk defa uzun zaman sonra buluşmuşuk. İnsan açar bir duygusal şarkı. Oh, ne açacağım lan yalancı kahpe, doğum günü değilmiş.
İnsan bir duygusal şarkı açar. Afetim gelmiş. Güzel karşı biraz göz, önce göz göze bakışmamız lazım. Eski aşk değil, eskiden aşk yaşamadık biz seninle. İnsan önce bir duygusal şarkı veta. Sonra böyle bir şaşkın şaşkın birbirimize bakmamız lazımdı. Özlem dolu. Neler yaşadık bu hayatta diye. Birbirimize bakıp bakıp durmamız lazım. Defol gitme duygusu şey. Haksız mıyım şimdi? Lan doğum günün değil mi harbiden? Ben ne diyorum, sen ne diyorsun? Sana ne doğum günü veya diyeyim sana ne? Oğlum doğruyu söyle. 20K attılar sana adamlar. Doğum günün mü değil mi? Olabilir. Bu hayatta böyle iyice olacaksın. İşte yalan da olsa iyice olacaksın. Yazıklar olsun sana be. Allah seni kahretme. Görüyorsunuz değil mi? Yazıklar olsun ya. Transformer'a bak ya. Transformer. Transformer. Nurullah 10K gitti oğlum. Sağ ol Nurullah. 10K gitti. Görüyorsun değil mi? Bay Salman abi sağ ol. Gitti 10K. Bay Salman abi sağ ol. Vicdan yapıyorum bir de ben ya. Acıyorum, vicdan yapıyorum, üzülüyorum doğum günü muğum günü diye. İğrenç saçlarını yapmış Haaland gibi. Nuri Alço'nun havuzdan çıkmış hali gibi yapmış saçını, iğrenç. Üzülüyorum anasını satayım. Allah'ın cezası. Romeo Juliet abi teşekkür ederim. Dörde düştük ama. 18 dakika içinde şu hediyelerle ilk üçe giremiyorum. Gece 12 var ya yemin ederim. Ya inanılmaz bir yer oldu ya. Tatlı Fatoş'cum sağ ol. İnanılmaz bir yer oldu. Gerçekten gece 12. Ben bu akşam çıkıyorum ha. Eseceğiz. Ameliyat oldun mu? Evet oldum. Oo, maşallah. Olmuş mu? Kaç santim bir şey yapıyorlar? Kaç, ne kadar değiştirdiler? 440 cc. 440 cc. Evet. O kaçtı daha önce? Orijinali kaçtı? Kingsman abi hoş geldin. Orijinalinin cc'sini bilmiyorum ama 75B kullanıyordu. Bir dakika şimdi, bir saniye. Şimdi bu şu şekilde mi oluyor Beyza'cığım? Sen şimdi gidiyorsun mesela, böyle bir şey var ellerinde, alıyorlar. Şu mu yani? Bu mu? Hayır. Alakası yok. Nasıl oluyor? Nasıl oluyor? Kesiyorlar. Altın. Yoksa eski usul mü? Top patladığındaki gibi. Evet yani her an patlayabilir durumda. Ağzıyla şişiriyorlar değil mi? Evet. Yok. Ben hakikaten nasıl yapıldığını merak ediyorum bu şeyleri, meme ameliyatlarını. Romeo Juliet abi teşekkür ederim. Bilen varsa yazabilir mi? Meme ameliyatı nasıl yapılıyor anlatır mısın? Balon koyuyorlar işte buradan kesip böyle. Tamam. Kesiyorlar içine balon mu sokuyorlar? Evet sonra seviştiği zaman patlayabiliyor her an. Ne yaptığın zaman? Cinsel ilişki süresinde mi patlıyor? Evet. Kim onu patlatıyor? Abdüley'le mi birlikte oluyorsun? Nasıl patlıyor? Çok hor kullanılması lazım. O kadar basit bir şey mi o? Yani demek hor kullananlar da oluyor. Patlıyor. Romeo Juliet abi teşekkür ederim. Allah Allah. Oğlum yani o patlıyorsa önceden, geri götürülür mü? Daha önceden patlayan oldu duydum. Tövbe estağfurullah tövbe. Bum! Ay! Allah korusun böyle elinde mi kalıyor gerçekten? Allah korusun ya. Allah korusun. Zaten zar zor o noktaya getiriyoruz. Bir de patlar. Bizim şansımıza patlar anasını satayım. 1,5 sene uğraşırız. Tam o gün patlar. Abi 2 katı. Ben bu akşam çıkıyorum ha. Allah kahretsin. Etmeyeceğiz. Biri şey yazmış. Biz görünce patladık. Mahmut Pamir tesadüf. Patlıyoruz. Romeo Juliet. Romeo Juliet. Arkadaşlar kimse
sıkıntıdan patlamıyormuş demek ki sadece. Romeo Juliet, Mahmut Popular. Ne? Fermuarın açık kalmış. Fermuarlı değil lan bu. Normal eşortman. Fermuar gördüm bak, sanki. Bak gördün mü? Eşortman mı normal? Tamam. Arkadaşlar patlamayın sakın. Beyza'cığım peki bu ameliyat sonrası süreç nasıl geçti mesela? Hiçbir patlama çok, riski geçirdin mi? Çok zor geçti. Tek başıma kaldım. Bakanım tek oldu. Başına kaldın. Evet. Çok zor geçti o yüzden. Çok geçmiş oldu. Haberimiz olsaydı çok kalabalık gelirdik desteğe. Mahmut Pamir sağ olun. Şimdi eskisi gibi mesela? Yok yani şu an daha güzel. Hayır yani eski işlev olarak eskisi gibi mi? Evet. Hissiyat olarak. Daha iyi galiba bilmiyorum. Teşekkür ederim. Mahmut Pamir abi teşekkür ederim. Yani dış görünüş olarak sormuyorum. Şey olarak soruyorum. Hissiyat olarak soruyorum. Şey, öyle de güzel. Yani her türlü iyi. Başka bir yerini yaptırmayı düşünüyor musun? Yok, hayır. Doğru söyle. Ciğerci abi hoş geldin. Şey, Beyza... Belki popom. Belki popom mu? Ne yaptıracaksın? Popona ne yaptıracaksın? Silikon. Allah Allah. Ama şey, dolandırıcılık ya. Anasını satayım sanayiye gitmiş gibi olacak karılar. Görüyorsunuz değil mi? Vallahi billahi. Ahirette anası babası tanımayacak onu. Bu kadar değişiklik olmaz ya. Oraya da mı yapıyorlar? Hayır hayır. Şu an değil. İleride mi? Onlardan. Devamlı yukarıdan pizzacı arıyor herhalde bu evet. Saatte. Evet ya. Arkadaşlar aramayın lan kızı. Abazalar. Aramayın lan kızı. Aramayın kızı. Beyza'cığım cezalıydı bu arada. Arkadaki kapıyı açar mısın ben kazanırsam? Hayır. Hayır cezalı değildi. Lütfen ama unuttum söylemeyi. Arkadaki kapıyı açar mısın? Ne olursun? Ya hayır. Müsait mi değil altın? Evet müsait değil. Kapıyı çal geri gel. Öyle de müsait değil. Bir dahaki PK'da cezalı yapalım. Allah Allah. Peki tamam. Geçmiş olsun. Hayırlı olsun mu diyeyim? Geçmiş olsun mu diyeyim? Hayırlı olsun de. Teşekkür ederim. Hem geçmiş olsun diyeyim hem hayırlı olsun diyeyim. Peki. Evet. İkinci PK'yı yapalım cezalı istersen. Yapacaksan. Tamam. Sonlara doğru PK atacağım. Hayır. Ne sana lan? Adam çağıracaksın. Şimdi. Sen bilirsin. Yok ya sonra yapalım. Niye ne olacak? Kapağı açacaksın sadece. Belki kazanırsın belli olmaz. Kazanamam. Belli olmaz. Bir şey kaybetmezsin emin ol. Kapıya gitsen de. Çok şey kazanabilirsin. Sen bilirsin. Sonra yapalım biz. Gerçekten tamam Beyza'cığım öpüyorum seni. Hadi görüşürüz. Barışabilir miyiz? Barışabilir miyiz? Barışabilir miyiz? He? Bak. Barışabilir miyiz Nurseli? Dedik. Hayır. Az önce bir kız girdi. Saçı kaynak, burnu estetik. Dudağı dolgu, götü protez. Romeo Juliet hoş. Teşekkür ederim abi. Abi teşekkür ederim. Attığın hediye için. Attığın hediye için Allah bin kere razı olsun. İkiyi de atıyorsun. İkiyi de atıyorsun abi. Zorluyorsun ama. Yine attın ikiyi. Vallahi ağzımın içinde yani. Ağzımın içinde şu anda. Zor tutuyorum. Dursun. Romeo Juliet'ten bir tane daha. Kuzey İlayda! Vallahi yağıyor şu an. Yağıyor dilimin ucunda. Hamsi yağıyor hamsi. Ağzını sıkıyor. Romeo Juliet kesin. Ağzını...
Makine taklidi yapıyor. Abi ne olursunuz, başka bir şey yok mu? Romeo Juliet şeyleri yoksa. Vallahi sen yokken bir tane gelmiyordu ondan. Romeo Juliet, İstavrit. Bir tane gelmiyordu. Ya şimdi. Arkadaşlar çok enteresan bir tiki var. Balık türlerini bilmiyorsa tepki vermiyor. Sadece bildiği türlere tepki veriyor. Pardon, özür dilerim. Senin sesini kapatınca beni duymuyorsun sandım ben. Romeo Juliet! Romeo Juliet yaz kalp koy! Oğlum birini alamıyorum hala. Ne olması gerekiyor? Ne olması gerekiyor lan bu biri almam için hala? 28 dakika içerisinde ya. Kredi çekiyor lan beni gören. Arkadaşlar iki katı. Vallahi yağdırıyor Romeo Juliet. Yemin ederim söyleyemiyorum ama. Romeo Juliet. Romeo Juliet kaç balık attı ya? Kaç tane attı? Ama vallahi unuttum. Vallahi unuttum. 10. balık attık. Ağzını sikim Onur. Onur. Tamam, lan ben yeter, şey diyeyim yok. Seni sıra fark dedi yazdınlar. Sen diyorsun. Özür dilerim. Tır oldu ağzım. Tamam. Işte. Tır oldu. Alısa oldu. Ares. Bak Ares de atıyor. Ne yapayım? Vallahi seni gören atıyor ya. Seni gören atıyor. Eminönü balıkçısı gibi oldu ya. Vallahi. Romeo Juliet. Vallahi kombo yapıyor. Kombo. Uf. Tamam abi. Size teşekkür ederim. Vallahi söylemeyeceğim. Kan öyle akıl akıllı. Öyle çok iyisin. Öyle akıl akıllı kal. Dur. Ares. Nurseli, bunun peki bir korunma yöntemi yok mu ya? Vallahi şey mi bu korunma yöntemi olsun? Romeo Juliet, Leon Star, Ares, Kuzeyli'ye çok teşekkür ederim. Romeo Juliet en az 13-14 tane attı. Bak söylemedim hiçbirini. Nurseli. 13-14 hala atıyor bak. Atma. Vallahi Romeo Juliet söyleme. Atma hala. Bu kafayı yedirdiniz bana. Vallahi söylemiyorum şu an. Peki sana gelince ne yapıyorsun? Sana geldiğinde? O öyle de oluyor, öyle de diyorum. Adamlar sonra diyor ki utanmıyor musun? Hem edeyat ediyorsun hem küfür ediyorsun diyorlar. Ya ama Romeo Juliet gerçekten balık yağdırıyor. 3 oldu ya. Ya. Abi yağdırıyor, yağdırıyor. Kur'an-ı Kerim çarpsın yağdırıyor. Vallahi söylemek istiyorum. Ay! Nurseli yapma. Vallahi mecbur kalıyorum. Romeo Juliet! Senin sana başka hediye attınlar. Sen de söylemiyorsun. Keşke şu an benim yayınımı izlesen, görsen. Hiç konuşamıyorum bile. Konuşamıyorum bile. Devamlı geçiyor benim. Konuşamıyorum bile ya. Sen bir söyleme. Onlar atıyor, sen böyle yap. Eyvallah. Ne yapayım? Eyvallah. Tamam. Romeo Juliet. Peki Nurseli, bir şey söyleyeceğim. Sana bir gün sürpriz yapsam. Yayında mesela onu böyle pişirsem, mangal yapıp. Sıkıntı olur mu? Onur, seni gebertiriyorum. Saçmalama, manyak mısın? Niye böyle Romeo hayaller Juliet kuruyorsun? İnsan ne hayaller kurar? Onur ne hayaller kuruyor? Ben yarın buraya tezgah kurmazsam adam değilim, seni yayına alıp. Direkt kaçış. Bak nasıl arkana bakmadan, arkama bakmadan kaçıyorum o yayından size. Ya Romeo Juliet, FK bitti, hala balık atıyorsun. Yeter ya. Tamam at at. At. Vallahi bir tane daha attı. Özür dilerim. Yemin ederim özür dilerim. Tamam at. Geç hala. Geldi ya. Ne kadar mutlu olmuş. Romeo Juliet, gerçekten çok teşekkür ederim. Olamaz ama ağzına oluyor, yapmayın sen de. Benim ağzım alışık be, bir şey olmaz. Genel senden gelsin lan. Bir şey olmaz. Nurseli çok teşekkür ederim. Özür dilerim. Hakkını helal et. Gerçekten unutup söyledim 6-7 kere en az. Kasıtlı da söyledim ama unutup da çok söyledim. Kesinlikle unutup söyledim. Yoksa hiç söylediğini hiç duyduk mu kere biz? Asla söylemezsin. En az 6-7 kere unutup söyledim.
Gerçekten gözlüklerin o kadar iyi ki. Ona rağmen bak. Sen at beni o zaman. İyi günler Onurcuğum. İyi yayınlar. Tabii böyle bir şey mümkünse. Sana da iyi günler. Böyle bir şey mümkünse dedin, geri çektim elimi. Hayır, benim için söylemiştim. Sen bana suratsızlık yapıyorsun ve yüzün düşük diye demiştim. Sana yüzüm düşük değil. Sana küçüm. Peki. Öpüyorum seni o zaman. Canın sağ olsun. Görüşmek